Arkadaşlar herkese merhaba, YouTube kanalıma, videoma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sungurlu'dan herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar. Bugün ne yapıyorum? Sungurlu'ya gelince tabii ki iş çok oluyor arkadaşlar. Bugün de yünden yorgan yapacağım torunum için. Şimdi yorganımızı şiltesini serdik. Yününü de bizim gelin döşüyor. Şöyle yünümü akşamdan dittim. Diderek köpüyoruz böyle biz burada yorganı. Evet. Aha böyle de tekrardan çubukluyor gelin. Çok güzel yorgan köpüyor gelinimiz maşallah. 10 parmağında 10 marifet var Zübeyde'nin. Sana bak, bazı abonelerim selam da gönderiyordu Zübeyde. Sarmadakiler demiş Zübeyde Hanım'a selam, eline sağlık. Bu şekilde de böyle yünü çubukluyor. Yünün güzelliğine bakar mısınız? Bu Gaziantep'in yünü sevgili arkadaşlarım. Benim her şey Antep. Her şey Antep. Evet sevgili izleyicilerim. Yünü şöyle kumaşa yerleştiriyor gelinimiz. Bunu da çekmek istedim. Sizlerle paylaşmak istedim. Yün yorgan nasıl köpünür video çeken arkadaşlar var. Böyle yerleştiriyor düzgün düzgün. Evet, yünü döşemeye devam ediyoruz. Tek kişilik yorgana sevgili arkadaşlarım 2 kilo çok oluyor. 2 kilo yün tarttım ama burada tarttığım yünüm duruyor. Yalnız 2 kilo alamıyorum. 1.750'den falan 1.750, yani 1 kilo 750 gramdan köpürtmeyi düşünüyorum. Bakalım bir döşeyelim. Sizlere ne kadar gün gittiğini de söylerim, bir tek kişilik nevresime, yorgana pardon, nevresim diyorum. Dönmedi. Kamera dön ya. Şimdi yünü iyice kumaşa yerleştirdikten sonra şu şekilde kıvırarak şöyle iyice gösterelim Zübeyde, nasıl döndürüyorsun kenarını, şu kısmını. Bir alttan bir üstten mi kıvırıyorsun? Evet. Konuşmaz bizim gelin. Sesi çıkmasın. Sessiz gelin. Evet. Bu şekilde kenarlarını da böyle katlayarak yün yorgan köpümenin iki kişiyle oluyormuş bu arkadaşlar. Hadi size bir yün yorgan nasıl köpünüyormuş. Onu da gösterelim. Tabii ben de becerebilirsem. Becerikli gelinin yanında ben, ay zor oldu, şu kenarlarını şöyle işlerine kullanarak, istersen oluyor mu Zübeyde bir bak, olmuyorsa sen bu tarafa gel, ben o tarafa geleyim. Çeviriyoruz arkadaşlar şu şekilde. Şöyle. Şu ucuna yerleştirerek şu içini de şöyle tekrar çekiyoruz değil mi Zübeyde? Yine usta, usta bak. Evet şöyle gayet düzgün yerleştirmemiz lazım eşit olması için sevgili arkadaşlarım. Evimiz balkonda köpüyoruz. Evimiz yol üzeri, asfalt üzeri. Şöyle bir göster bakalım. Ankara çöl. O taraf. Karadeniz'e giden yolumuz. Bu taraf Ankara'ya giden yolumuz. Yol üzerinde olduğu için gürültü oluyor. Kusura bakmayın. Beyaz çabuk kirleniyor diye bu renkte köpümeyi tercih ettik sevgili arkadaşlarım, değerli kardeşlerim. Yarın Sungurlu'dan Ankara'ya Allah izin verirse dönüyoruz. Artık videolarımı size Ankara'dan çekelim. Tabii ki burada çektiğim videolar var. Onları paylaşırım. Hızlandık. Getirebilirsin. Hızlandık. Evet sevgili izleyicilerim, yorganımız artık köpümeye başladı arkadaşım. Şu şekilde ilk bir sırasını
Ortasına da böyle ağırlık koyduk toplanmaması için. Evet, köpümemiz devam ediyor. İkinci sırada köpüyor gelinimiz, sağ olsun. Şöyle sizlere nasıl köpündüğünü de gösterelim. Evet, yorganımız yavaş yavaş küçülüyor. Köpümemiz yok. Bu kadar. 2, 4, 6 sıram oldu. 5 sırası köpündü. Çok da güzel köpü yerlerine sağlık gelinimi. Evet sevgili izleyicilerim, yorganımız çok güzel oldu. Bitmek üzere şu kadar bir boşluk kaldı. Onu da köpüyor gelinimiz. Sevgili izleyicilerim, şimdi şöyle sizlere yünün faydalarını söylemek istiyorum. Şimdi yeni nesil yünde yatmıyor, kokuyor yün diye. O kokan yünün faydalarını söyleyeceğim değerli arkadaşlarım. Biz hiç ne yatak olsun, yorgan, yastık olsun hep yünde yün kullanırız yani. Yünün faydalarını şöyle sizlere biraz söylemek istiyorum. Yün yazın serin, kışın sıcak tutuyor. Terlemeyi emerek cildi kuru tutuyormuş. Yün lifleri bakteri ve mantarlara karşı iyi geliyormuş sevgili arkadaşlarım. Hijyenik bir ortam sağlıyormuş. Stresi azaltıcı etkisi varmış yünün. Daha da birçok özellikleri. Koyun yünü radyasyonun emici özellikleri var. Ağrıları alıyormuş. Birçok romatizma hastalıklarına da yün iyi geliyormuş değerli arkadaşlarım. Artık onun için şimdi duyduklarımda, bildiklerimde herkes yüne dönüş yaptı. Yeni nesilde benim çocuklarım da hep yün yastık kullanır, yün yorgan kullanır. Bunu da torunum Ege Çağan Kaya'ya yaptırıyorum. Güle güle kullansın yavrum. Evet, az bir şey kaldı. Sonunda da yine sizlerle son halini göstereceğim. Sevgili izleyicilerim, değerli takipçilerim, bugün de sizlerle yün yorgan nasıl köpünür, yün yorganın faydaları nelerdir, onu paylaştım. Umarım videolarımı izlersiniz. Yorumlarınız, beğenileriniz benim için çok önemli sevgili izleyicilerim. Beğenileri lütfen unutmayalım. Bugün Sungurlu'da son günüm. Sizlere arkadaşlar, yorganımızı köpüdük, bitti. Şöyle sizlere son halini de göstermek istiyorum. O kadar güzel oldu ki, yumuşacık pamuk gibi. 1 kilo 750 gramdan köpüttüm sevgili arkadaşlarım. Tek kişilik yorgan. Şiltesiyle nevresim geçince de çok güzel olur. Ağır yorgan kullanılmıyor. Onun için bu kadar yün kullandım. Az diyenler olur belki ama bu iyi oluyor. Bize göre bu iyi. Evet sevgili arkadaşlarım, bugün de yün yorganın nasıl köpündüğünü detaylarıyla, yünün faydalarıyla birlikte sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Videolarımı sonuna kadar izleyip güzel yorumlarınızı, güzel beğenilerinizi bekliyorum. Herkese hoşça kalın diyorum. Allah'a emanet olun diyorum değerli arkadaşlarım.